Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Parçada Kahramanmaraş'ta çıkarılan dergiler hakkında bilgi verilmektedir. A) Kahramanmaraş'ta uzun ömürlü olsun olmasın birçok edebiyat dergisi çıkarılmıştır. Bunu görebiliyoruz. Örneğin Alkış, sonra Kuyudaki Koro, sonra Edebiyat Yaprağı gibi dergiler çıkarılmıştır. Sonrasında bunun gibi daha ismini bilmediğim, duymadığım, kendisini görmediğim edebiyat dergileri de mutlaka vardır Maraş'ta. Maraş'ta dergicilik bitmez. Demek ki A'ya ulaşabilmekteyiz. A çıkarlar. B. Alkış dergisi diğer edebiyat dergilerine göre uzun ömürlü olmasını şehrin hafızası olmasını borçludur. Böyle bir şey çıkaramayız. E, alkış dergisinin uzun ömürlü olduğu söylenmiştir. Bu yönüyle bir bakıma şehrin, şehrin hafızası olduğu söylenmiştir ama uzun ömürlü olması şehrin hafızası olma özelliğine bağlanmamıştır. Parçamıza ilgili bölüme bakalım. Taşra'da edebiyat dergiciliği mümkün mü? Mümkün tabi. Mesela Kahramanmaraş'ta alkış dergisi var. Yıllardır çıkıyor, çıkmaya da devam ediyor. Demek ki uzun ömürlü bakınız. Bütün ciltleri incelendiğinde Kahramanmaraş'ta kim, neyi, ne zaman, neden yazmış gibi sorulara cevap bulunabilir. Bu manada bir nevi şehrin hafızasıdır. Şehrin hafızası olabilir ama demek ki uzun ömürlü olması ona bağlanmamıştır. Yani B'ye ulaşamayız, B'ye çıkarılamaz. C- bir edebiyat dergisi 50 sayı çıkmadan varlığını bitirirse ondan bir genç yazar ya da şairin çıkması ihtimal dışıdır. Çünkü bir dergi 50 sayı çıkmadan içinden herhangi bir genç şair veya yazarın çıkması olası değildir. Dolayısıyla bunu da çıkarabilmekteyiz parçadan. D. Alkış dergisinin bütün ciltlerine baktığımızda Kahramanmaraş'ın geçmişini bulabiliriz. Bunu da söyleyebiliriz. Az önce ifade ettik. Bütün ciltleri incelendiğinde Kahramanmaraş'ta kim, neyi, ne zaman, neden yazmış gibi sorulara cevap bulunabilir. Bu manada şehrin hafızasıdır bir nevi. Demek ki buna da ulaşmaktayız. E. Belli bir sayının altında çıkan dergiler rüştünü ispat etmemiş demektir. Örneğin burada geçen ifadeyi yine döndüğümüzde. E, çünkü bir dergi 50 sayı çıkmadan içinden herhangi bir genç şair veya yazar çıkması olası değildir. Dolayısıyla bu da e, rüştü ispat etme açısından bir ölçüdür. Örneğin neden örneğin 50 sayı çıkmıyor ifadesi bunu karşılar. Demek ki bu da çıkarılabilecek bir yargı. Cevap B'dir. Bu parçadaki yazara göre bu iki eserin metinler arası olduğunu düşünülen sebeplerden değildir. E, burada Romeo ve Juliet ile Leyla ile Mecnun eserleri karşılaştırmıştır ve bunların metinler arası özelliği gösterdiği savunulmuştur. Buna göre A kahramanların soylu olmaları e, bunu söyleyebiliriz. Leyla ile Mecnun ve Romeo ve Juliet ile bir mesnevi olan Leyla ile Mecnun adlı eserler incelendiğinde bu iki hikayenin bir aşk hikayesi olmaları, kahramanlarının sıradan bir insan olmamaları, sıradan insan olmama yani soylu insan olma demek ki A bu sebeplerden biridir. Sonrasına baktığımızda B aşık ve sevgilinin aşık karşıs aşk karşısındaki tavırları bunu da söyleyebiliriz. E, parçamızın şu kısmında aşık ve sevgilinin aşk karşısındaki tutumları ifadesini görmekteyiz. Demek ki bu da sebeplerden biridir. C. Aşıklar arasındaki ulaklık yapanların olması. Bunu da söyleyebiliriz. Aşıklar arasında bir takım ulakların olduğunu. Aşıklar arasındaki haberciler. Haberci yani ulak şeklinde karşımıza çıkıyor. D. Son bölümde aşıkların ölmeleri. Bu ifadeye geçmemektedir. E parçamızın şu kısmına baktığımızda hikayelerin sonu ifadesi, sonra son bölümde görülen rüya ifadesi geçmektedir ama son bölümde aşıkların ölmesi ifadesi geçmemektedir parçada. Demek ki sebeplerden biri bu değildir. E Aşıkların aşk için çektikleri ızdıraplar. Bunu da görebiliyoruz. Aşıkların aşkları için çektikleri sıkıntılar. Bu da sebeplerden biridir. Cevap D'dir.